Özellikle yaşla birlikte artan bir hastalık, Alzheimer. Alzheimer'dan korunmak acaba mümkün müdür? Ailesinde, annesinde, babasında Alzheimer bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riskleri nedir? Ve riski yüksek olan kişilerde bir takım faktörlere dikkat ederek Alzheimer hastalığını önlemek ya da öteleyebilmek mümkün müdür? İşte bu konularda bize alanında uzman bir isim, Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Engin Eker bilgi verecek. Hoş Hoş geldiniz. bulduk efendim. Sohbetimize başlayacağız. Ancak öncelikle iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza gelsin. Siz yıllardan beri özellikle psikiyatri, yaşlılık psikiyatrisi ve tabii ki Alzheimer konusunda uğraş veriyorsunuz. Şimdi Alzheimer'ın görülme sıklığı nedir? Kadınlarda mı, erkeklerde mi daha çok rastlanan bir hastalıktır? Yaşla birlikte ne oranda artar? Bir de yıllardan beri süren deneyimlerinizden yola çıkarak Alzheimer nasıl bir öneme sahiptir? Hem yakalanan kişi açısından hem de o kişilerin yakınları açısından. Efendim şimdi Alzheimer hastalığı beyinde görülen nörodejeneratif hastalık dediğimiz hastalıkların başında geliyor. Ve tabii ki sizin de vurguladığınız gibi yaş önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Ve ortalama ömür uzadıkça ki Türkiye'de de ortalama ömür uzadı 74,8 civarında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş olan ülkelerde bu Alzheimer sayısı artabiliyor. Rakam istiyorsanız vereyim. 65 ile 70 yaşları arasında %5 ile 7 arasında. 75 ile 85 yaş arasında %23 oluyor. 85 yaş üzerinde ise %47 civarında olabiliyor. 100 kişide 47 kişi. Neredeyse iki kişiden biri Evet. gibi. O bakımdan yaş gerçekten risk faktörleri arasında başta geliyor. Diğer risk faktörlerini sorarsanız, yani değiştiremediğimiz risk faktörleri bu yaş. Diğer risk faktörleri ise aile fertlerinde Alzheimer hastalığı olduğu vakit özellikle anne, baba, kardeşlerden bir tanesinde hastalık olursa risk %10 civarında genel nüfus oranına daha fazla görülebiliyor. Hastalık daha ziyade hanımlarda görülüyor. 2'de 1 oranında. Ama erkeklerde de beyinde damar bozukluğuna bağlı multi infarkt dediğimiz ufak ufak infarktüslerin olduğu bir vasküler demans dediğimiz başka bir bunama çeşidi var. O da erkeklerde daha fazla görülmektedir. Peki önemi nedir hastalığın, Yani Alzheimer'ın? hastalık gerçekten hasta açısından, hasta yakınları bakımından, hükümet, devlet bakımından, hatta şimdi son yıllarda belediyeler de büyük destek veriyorlar hasta bakımına. Onlar bakımından büyük bir yük oluşturuyor. Hasta tabii ki başlangıçta özellikle de yüksek beyin fonksiyonlarından gurur duyan bir insan bu kaybı başladığı zaman, kaybı yüksek beyin fonksiyonları başta bellek olmak üzere azaldığı vakit büyük bir kaygı, endişe, sıkıntı ve depresyon belirtileri çıkabiliyor. Günlük hayatını etkiliyor. Zaten nasıl tanımlıyoruz bunamayı? Başta bellek olmak üzere büyük yüksek beyin fonksiyonları kişinin günlük hayatını etkileyecek bir şekilde, sosyal ilişkilerini etkileyecek bir şekilde bozulması. Hasta yakınları bakımından çok sevdiği bir varlığın bu kayıplarının farkına vardığı vakit gerçekten gerek bakım bakımından ve gerek de çok sevdikleri varlığın o kayıplarını gördükleri vakit büyük bir çöküntüye girebiliyorlar, tükenebiliyorlar. %60 oranında bakanlarda
depresif belirtiler çıkabiliyor. Bunlar daha çok psikiyatri kliniklerine başvuruyor. Bunlar daha fazla bedensel şikayetler çıkabiliyor. İş hayatlarından çekilebiliyor sırf bakmak için yakınlarına. Devlet bakımından ise büyük bir yük. Maddi bakımdan büyük bir yük. Hele ülkemizde de son yıllarda sayı arttığı için 450 bin civarında tahmin ediliyor Türkiye'de. Ama bu sayı dediğim gibi yaş, ortalama ömür uzadıkça daha da artacak. Ve en çok Alzheimer hastalığının oranı gelişmekte olan ülkelerde artıyor. Türkiye gibi. O bakımdan ileriki yıllarda bu sayının yükseleceğini düşünüyoruz. Şimdi biraz önce dediniz ki özellikle ailede, annede, babada özellikle Alzheimer varsa risk yanılmıyorsa %10 civarında artıyor. %10 civarında artıyor. Peki şimdi ailesel riski olan kişilerin, öncelikle onları ele alalım. Nelere dikkat etmeleri gerekli? Yani ailesel riski bulunan bir kişinin Alzheimer'ı önlemesi ya da geciktirmesi mümkün müdür bir takım koruyucu şimdi, önlemlerle? Şöyle söyleyebiliyoruz. Bazı değişebilen faktörler var. Yaşı değiştiremiyoruz. Evet. Cinsiyeti değiştiremiyoruz. Genetik yüklülüğü değiştiremiyoruz. O bakımdan değiştirebilen faktörler nelerdir onlara bakalım. Bunlar arasında genel sağlığın iyi olması lazım. Tabii. Örneğin diyabet. Özellikle orta yaşta çıkmış olan bir diyabet bir risk faktörü. Hele diyabetin süresi 6 yıl veya daha fazla sürmüşse bu risk daha da artıyor. O zaman ne yapacağız? Diyabetten korunmaya çalışacağız veya etkin bir şekilde diyabet hastasının tedavi olması lazım. Eğer ailevi yüklülükte varsa, genetik yüklülük varsa ortaya çıkma risklerinden bir tanesi diyabet, şeker hastalığı. Diğer risk faktörlerinden bir tanesi mesela kolesterol. Kolesterolü dikkat etmek lazım. Diğer faktörler arasında çok pasif bir hayat yaşamak. Yani fizik aktivite içinde hiç bulunmama, hiç hareket etmeme. Diğer, bunlar ayrı ayrı konuşulması lazım aslında. Diğer korktuğumuz şeylerden bir tanesi özellikle erkeklerde metabolik sendrom ve yağ miktarı. Özellikle göbek civarında yağ miktarı. Öyle çalışmalar var. Yani iç organların yağ miktarını ölçüyorlar, göbek çevresini ölçüyorlar, kolesterolü ölçüyorlar, trigliserit dediğimiz yağları ölçüyorlar. Ve bunlar 17 yıl veya daha fazla araştırıldıkları zaman bunlarda Alzheimer veya vasküler demans dediğimiz damarsal bozukluğa bağlı demansların daha fazla çıktığı görülebiliyor. Aşırı alkol bir risk faktörü. Tamam yani bazen diyoruz ya yani bir kadeh işte alkol yani özellikle kırmızı şarabın faydası var ama hiç içmeyen bir kişiye de söylemiyoruz hani için demiyoruz. Ama aşırı içiyorsa diyoruz ki azaltın bunu yani şöyle bu miktara düşün diyoruz. Sigara. Sigara önemli bir faktör ve sigara ayrıca kalp ve damar sistemini bozuyor. Kalp damar sistemi bozulduğu zaman beyindeki damar sistemi de bozuluyor. O da bir risk faktörü olabiliyor. Peki hemen araya girmek istiyorum hocam. Depresyonu olan kişilerde Alzheimer'ın görülme oranı daha mı yüksektir? Bazen de Alzheimer'ın bir belirtisi olarak da depresyon çıkabilir mi ortaya? Gayet güzel sordunuz. Gerçekten. Başlangıç belirtileri olarak bazen dedim ya yüksek beyin fonksiyonlarından gurur duyan bir insan, akademisyen veya bir CEO veya büyük bir iş adamı yavaş yavaş kayıplarının farkına vardığı zaman gerçekten depresyon tablosuna girebiliyor. Bu depresyon tablosu beyin fonksiyonları daha fazla bozabiliyor. Ama büyük depresyon dediğimiz major depresyon var. Gerçekten 20'li yaşlarda başlıyor ve yaşamın belli dönemlerinde tekrar büyük depresyonlar, major depresyonlar geçiriyor. Böyle bir depresyon geçiren olgularda baktığımız zaman beyinde özellikle bellekle ilgili bir alanımız var. Hipokampus diye. Oralarda hücre kaybının daha fazla olduğu ve depresyonun bir risk faktörü olduğunu görüyoruz bu vakalarda. Yine uzun süre araştırmalarla. Yine risk faktörleri arasında kafa travmaları mesela. Ve çok şiddetli kafa travmaları veya ağır siklet boksörlerinde olduğu gibi zaman zaman yumruk alıyorlar ve özellikle
tanınmış kişiler, yani kişilerde böyle özellikle bu sporu yapanlarda beyin fonksiyonlarında aksama olduğu görülüyor. Peki, güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için, tabii ki Alzheimer'a da dur diyebilmek için beslenme şeklimiz de önemli. Bazı gıdalardan bahsedebilir miyiz? Hafızayı güçlendiren, beyin fonksiyonlarına iyi gelen, örneğin kahve iyi geldiği söyleniyor. Evet. Bu doğru mudur? Evet, evet. Yani tabii ki bu beslenme üzerinde de çok çalışmalar var. En çok üzerinde durulan bildiğiniz gibi Akdeniz diyeti. Yani özellikle metabolik sendroma sebep olmayacak bir beslenme şekli. İşte haftada bir iki defa balık, yeşil sebzeler, baklagiller, az yağlı yoğurt, süt, peynir gibi böyle bir beslenme şekli. Bir de 5/2 beslenme var. 5 gün normal bir kalori alıyorsunuz. 2 günde 500-600 civarında kalori alıyorsunuz. Bayağı düşük bir kalori alıyorsunuz. Düşük bir kalori alıyorsunuz. Evet. Bu beslenme üzerinde de durulmaya başlandı son zamanlarda. Araştırılıyor, devam ediliyor. Ama kesin olarak yani herhangi bir beslenme şekli Alzheimer'i önler diye yok öyle bir şey. Ama Akdeniz diyetinden gene de vazgeçmeyelim. Peki bazı gıdalar var mıdır? Mesela biraz önce kahveyi söylemiştim. Evet. Kahve içinde özellikle beyni koruyan maddeler var. Gerçekten günde bir iki kahve etkili olduğu düşünülüyor. Ben eskiden hiç kahve içmezdim. Bir gün çok yorgun bir günümde bana kahve ikram ettiler. Gerçekten zihnimin açıldığını doğrudur hissettim. Doğrudur ama yani denediğimiz zaman öyle evet. Yani gerçekten olabiliyor. Ve görüyorsunuz yani İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde kahve kafeler özellikle üçüncü kuşak diyorlar kahveleri de. Yani gayet güzel yapıyorlar. Onlar da günde bir veya iki defa Türk kahvesi de dahil bunlar içerisinde faydalı olabiliyor. Şimdi bir şey daha öğrenmek istiyorum. Dediniz ki aslında pasif bir hayat da risk faktörüdür. Evet. Şimdi tabii ki pasif bir hayatın tam tersinde egzersiz, yürüyüş, aktif bir hayat var. Peki dostlarla geçirilen zamanlar, arkadaş çevresi önemli midir? Bir de beyin fonksiyonlarına iyi gelebilecek, beyni çalıştıracak bir takım egzersizler var mıdır? Örneğin bilmece çözmek iyi gelir mi? Başka neler öneriyorsunuz beyin sağlığımız için? Şimdi hep vurguladığımız noktalardan bir tanesi sosyal hayatınız iyi olacak. Yani dostlar arasında. Dost sayısı da azdır ama gerçek dostlar arasında. Son 3 dakika içindeyiz sohbetimizin. Dostlar arasında arada. Gerçekten diyorlar ya bazıları bırakacağım İstanbul'un bu kaotik, bu gürültülü, bu trafiği fazla, insan ilişkilerin uzaklaştı, insanların birbirinden uzaklaştı, ortamdan çıkacağım ve bir sessiz, sakin bir yere gideceğim diyor. Gitmeyin diyoruz. Gitmeyin. Dostlar arasında iletişim. Az oranda stres yararlı. Ama aşırı stres de gene beyinde hafıza ile ilgili alanlarda hücre kaybına sebep olabiliyor. Bu söylediğiniz çok önemli bir nokta. Olabiliyor. Üretici olabiliyoruz az stresle. Bu beslenme arasında şeyler var. Mesela soruyorlar bana zerdeçal diyorlar. Onun üzerinde de çok çalışmalar var. Ama faydası olduğunu söyleyen yayınlar da var zerdeçalın. Tabletleri de çıktı biliyorsunuz. Yani faydalı olabilir ama işte ne diyorlar işte nar suyu yok kakao yağı. Alınsın yani bir şeyi yok ama kesin kes hastalığı önleyecek. Ben bunu içiyorum. Nar suyu içiyorum. Havuç suyu içiyorum. Kakao yağı alıyorum. Bu artık ilerlemeyecek bu hastalık duracak diye bir kural yok ama gene de muhakkak faydası var. En son 1,5 dakika içindeyiz. Zihni çalıştırmak için örneğin bilmece çözmek ya da yabancı dil öğrenmek ya da bir hobi edinmek önerilir mi hocam? Esra Hanım ne yapıyoruz? Belli bir yaştan sonra başlıyoruz bunlara. Bunlara çok daha erken başlamak lazım. Kaç yaşından sonra mesela? Bakın diyoruz ya gençlerde özellikle gramer kurallarını çok iyi bilen gençler ve özellikle kelime sayısını gittikçe artıran o yaşlarda 18-20'li yaşlarda artıran ve farklı alanlarla ilgilenen daha sonra meslek sahibi olup da farklı alanlarla ilgilenen kişilerde diyoruz ki sırf ben şeyi de söylüyorum meslektaşlara da söylüyorum sırf tıp yaptınız bunun dışında bir alan bir hobi edinin
Bir lisan öğrenin dediğiniz gibi. Öğrenilir. Öğrenin, niçin öğrenilmesin? Öğrenmenin yaşı yok diyorsunuz. Yok. Evet. Biliyorsunuz birçok Avrupa ülkelerinde, Amerika'da 65 yaş üzerindekiler için okullar var. Ve onlara herkes gönüllü olarak gidiyor ve gayet de başarılı olabiliyorlar. O bakımdan bulmaca çözme. Tabii belli bir yaştan da bulmacanın faydası var. Sudoku'nun faydası var. Muhakkak faydası var. Ama bunu daha erken yaşlarda başlamamız lazım. Yapılan çalışmalarda fiziksel aktivite en önemlisi. Yani çok daha erken, haftada 3 defa hiç olmazsa yarım saat, 40 dakika bir yürüme bile büyük faydası var. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlığım için, her şeye katıldığınız için. Ben gazeteciliğe başladığım 30 yılı aşkın süredir sizi tanıyorum. Evet, ben. Özellikle yaşlılık psikiyatrisi programın başında da söylediğim gibi Alzheimer konusunda gerçekten yıllarınızı veren bir isimsiniz. Ben programımıza katıldığınız, değerli zamanınızı da ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şey devam ediyor. Ama belki sorularınız olabilir. Diğer konuğumuza geçmeden önce iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.